açıklama yaptı. Biz neden fedakarlık gösterelim? Yani bize bir önlem, bir tedbir alınmadı ki. Rusya örneğe veriliyor. Rusya'da 11 bin alkol satışı yasak ama Rusya devleti kendi vatandaşına ve ülkesindeki esnafına destek paketi açıkladı. Bizi kendi kaderimize bıraktılar. Kendi kaderimizi biz nasıl tayin edeceğiz? Bizim ödemelerimiz var. Bizim iş takvim gününe göre ilerliyor. Bizim önümüzdeki süreçte bütün tekel bayisi esnafının herkesin senetleri var, kredileri var, ödemeleri var. Bizim dükkanlarımızdaki sermayemizin %90'ı zaten alkollü içki. Alkol elbette sağlığa zararlıdır. Biz burada alkolü özendirmiyoruz. Biz alkol satmak için de çaba sarf etmiyoruz. Sadece vatandaşın yeme içme kültürüne yapılan, seküler yaşama yapılan, otoritenin iki dudağı arasında çıkan bir cümle. Cümle de aynen bir ferman niteliğindedir. Yani ferman tarzı, evet yasaklıyorum. Yani bunun genelgede yok, yazmıyor, hiçbir yerde yazmıyor. Neye göre yasak? Şimdi ben satsam, ben şimdi diyelim yarın dükkanımı açtım, öğlenleri sattım. Kolluk kuvveti geldiğinde bana idari cezadan ceza yazacak. Şimdi bu cezayı neye göre yazacak? Kolluk kuvveti de bilmiyor bunu. Sadece kısıtlı saatlerde, yasaklı saatlerde mülki amirliklerinin kendilerine vermiş olduğu işte telsiz anonsundan, kendi aralarındaki WhatsApp gruplarından almış oldukları bilgiye dayanaraktan bizlere ceza kesecekler. Bu tamamen hukuksuzdur, yetki saptırmasıdır, anayasada da yeri yoktur. Bir gün hukuk profesörü Ersan Şen kendisi durumu açıkladı zaten. Yani hodri meydan dedi, yani kanun çıkartmanız gerekiyor dedi böyle bir yasayı yapmanız için. Bizim talebimiz şu, muhalefetsin bu işi çıkıp yani bandır bandır layık yaşama, seküler yaşama yapılan bu müdahalenin arkasında durmasını istiyoruz. Yani bunu şu şekilde dalgalanmasınlar işte AK Parti ne der, AK Parti tabanı ne der diye değil. Çünkü bugün bu ülkede bir seküler yaşam var, insanların özel yaşamı var. İnsanların artık evinde bile içmesine karışıyorlar yani evinde içme diyorlar. Tamam kamusal alanda yasak. Cumartesi pazar yasakladım. 17 gün yasaklamak nedir yani? 17 gün. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 17 gün alkol yasağı başladı. Özgür Bey çok önemli şeyler söyledi. Ben en çok şeye takıldım. Yani bir yıldır tehdit mektupları. Bu işi bırakın. Evet. Tebliğleri alıyoruz. Kapımıza geliyorlar. Böyle şeyler öğütlüyorlar dedi. Sonrasında 17 günde açlığa mahkum edildik dedi. Neler söyleyeceksin Barış Terkoğlu? Ya bunun çok açık bir şekilde yaşam tarzını hedef aldığı ve ideolojik bir karar olduğu çok açık. Yani Süleyman Soylu'nun şu anda bir başka kanalda açıklaması var. Yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nın vermiş olduğu bir kararı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na dayandırması lazım. Eğer İçişleri Bakanı kendi anayasasına dayandırabilecek bir karar veremiyorsa o karar vermemesi lazım. Ama şu an görülüyor ki yaptığı açıklamada daha önce de böyle bir şey yapılmıştı, daha önce kısıtlamalarda diyerek sadece süreyi uzattık diyor. Sadece süreyi uzattık diyor. Ayrıca sen de biliyorsun daha önceki uygulamalarda yapılmayan bir sürü şey şimdi var. Yani şu anda tam kapanma diyoruz. Bir sürü şey var. Bu açıdan bakıldığı zaman kendisinin de somut hiçbir gerekçe, ne anayasal ne hiçbir gerekçe sunmuyor. Artı biz kendisinin, mesela yarın kısıtlamaların sonunda umarım olmaz, bir tarikat liderinin cenazesi olursa benzer görüntüleri görecek miyiz? Bunu deleceğini, kendi koyduğu yasakları deleceğini biliyoruz. Nihayetinde şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de bakıldığı zaman burada çok açık Özgür Bey'in de anlattığı bir yaşam tarzına saldırı amacıyla alınmış bir karar. Ama şunu merak ediyorum. Eminim benim bir gözlemim de açıp sordum Özgür Bey. Bugün tekel bayilerinde ya da tekel satan yerlerde nasıl bir yoğunluk vardı? Şimdi ben kendim bu konuya vakıfım. Zincir marketlerde alkol reyonlarının boşaldığına dair görüntüler de var, bilgimiz de var. Yani insanlar, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bu aslında zengin için çıkmış bir şey gibi oldu. Yani parası olmayan alamadı gidip tabii de. Tabii, günü, stok yapabilen imkanı olanları kastediyorsunuz. Tabii yani şimdi oteller biliyorsunuz dolduruldu, her taraf dolduruldu ve insanlar bir gün gittiler. Yani çok yüksek meblağda aşırı derecede alkol satışı yapıldı ve hatta biraz önce Twitter üzerinden bir sohbet odasında bir arkadaşımızın konuşmasına şahit oldum. Kasa görevlisi
Demiş ki fiş mi keselim, fatura mı keselim? Çünkü o kadar çok alım yapmış ki tüketici. İki sepet aracına iki sepet alkol doldurmuş. Yani böyle de bir tezat durum var. Şu an yılbaşı cirosu yapılıyor. Evet. Türkiye'de. Alkol satışı anlamında. Marketler bunu söylüyor. Yani yılbaşında satmadığımız kadar satış yaptık diyorlar. Yani. Yarını da var. Evet. Yarını da var. Yani bu şekilde olmaz. Ama bu sistematik bir şey. Yani vergi mesela Özgür Bey söyledi. Bu vergiler bu kadar alkole bindiriliyor olmasının bir nedeni var. Bu arada ben devletin sigarayla da, sigara sağlığa zararlıdır. Bütün tütün muamelesi sağlığa zararlıdır. Alkolle de bağımlılığı ortadan kaldırmak için mücadele etmesi taraftarıyım. Sen de taraftarsın. Kesinlikle. Burada tartıştığımız konu bambaşka. Yasaklama. Bambaşka bir yönü. Yani yasaklamaya karşıyız biz. Bu tüketim özgürlüğü. Bu tüketim özgürlüğü. Devlet vatandaşına demeli bunu, bu bağımlılıkla mücadele ediyorum demeli. Bağımlı olanları tedavi etmek için imkan yaratmalı. Kamu spotlarına ağırlık vermeli. Tamamı. Biz bunu savunuyoruz. Ama burada bir şey. Ne yaptı? Vergiyle. Ne yaptı? İşte ne bileyim, festival yapmayı. Biliyorsun Türkiye'de sanat festivallerinin çok önemli bir kısmı bu. Yasakladı. Ya şimdi ondan sonra insanlar ne yaptı? Bütün bu yasakların sonunda hatırla, evlerde. Kendi imkanı. Anadolu'nun şey biliyorsun. Bu arada müzik festivalleri de nereden nereye geldik? Yani evet. Konuşurken mutlaka hatırlatacaklardır. Hemen söyleyelim. Anadolu'da nihayetinde bunun hani çok tarihine girmiyoruz ama Gezihan'da benim okuduğum en unutamadığım kitaplardan biri, içeceklerin tarihini okumuştum. Yani içtiğimiz bütün içeceklerin, çay, kahve. Tarih çok güzel bir hikayeler. Nihayetinde Anadolu'nun kadim geleneklerinden bir tanesi. Sonuçta nihayetinde bir tahılın bulunuşuyla tarih değişiyor. Tabii. Bakıldığı zaman her evde yapılan bir şey. Her evde yapılan demeyeyim tabii ki. Her evde yapılmıyordur ama yapılan bir şey. Yaygın. Yaygın bir şekilde yapılan bir şey. Köylerde yapılan vesaire, beslemek için yapılan. Yani bunu kim reddedebilir? Anadolu'nun sadece İslamiyet öncesinde karınları doyurursun diye dağıtan. Böyle bir gelenek var. Ne yaptı biliyor musun? O evlerde yapılan alkolün içerisine evde alkol yapmasınlar diye tadını bozucu madde karıştırma hatırla yasası getirdi. Yani bunun şey bir mantığı olabilir mi kendi başına? Yani sana ne, gitsin evde yapsın. Sana ne? İçmesen. Hatta içmemesini söyle. İçmemesi gerektiğini söyle. Bu mücadeleyi aynı zamanda kötüleyici, belki de özendirici bile olabilir. Evet. İşte sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kadarına varmak yani. Sen evde de yapma. Ben o alkolün içerisine tabiri caizse zehir tadı katacağım demek. Çok açık ki sizin mücadelenizin ne şunla, ne bununla, ne pandemiyle, yok hastalıkla, virüsle olmadığını gösteriyor. Siz sizin gibi yaşamayan insanlara yaşam hakkı tanımıyorsunuz. Bunun için anayasayı ayakları altına alıyorsunuz. Bunun için toplum size güvenerek vermiş olduğu pandemiyle mücadele yetkilerini ayaklar altına alıyorsunuz. Vergiyi ayaklar altına alıyorsunuz. Bunun vergisini alıp işte 7 bakanlıktan fazla... Rekor vergi alıp bunun vergisiyle kamu harcamaları yapmayı normal karşılıyorsunuz. Ama bunu veren vatandaşa böyle davranıyorsunuz. Bu açık ki bir ideolojik saldırıdır. Bu saldırıyı savun. Ben şu an çok açıklamaları okuyunca çok beklediğim gibi bir tabloyla karşılaştım. Çünkü şey bekliyorsunuz. Ben şu yasaya dayanarak yasaklıyorum. Ben şu yönetmeliğe dayanarak yasaklıyorum. Bunu söyleyemeyen, başka ülkelerde de diyen, adını saydığı ülkelerde nelerin nasıl olduğunu oturup tartışırız. Tabii. Başka şey. İnsan öyle bekliyor hakikaten. Ya bakın, demek ki siz bilmiyorsunuz. Şu yasa var demesi gerekiyordu. Evet. Bu arada 3-4 dakikamız varsa sorun alalım. Evet. Nihayetinde bu böyle. Peki Özgür Bey, demin ben de bir Palandöken'in açıklamasını biz de burada konuştuk ve hatırlattık. Türkiye'de doğru biliyorum değil mi? 150 bin tekel bayi var. Yani çok büyük bir rakam. Evine ekmek götürenlerle vesaire. Bu insanlar bu saatten sonra ne yapmayı düşünüyorlar? Yani biz tüketiciler boyutunu biraz önce ben söyledim ama bu insanlar, 150 bin tane insan, bu dükkanlarda satış yapan insan, bu 17 günlük süreç herhalde çok büyük bir darbe, yani son büyük darbe. Ne yapmayı düşünüyorlar? Yani
çok sıkıntılı bir süreç. Zaten bizim dükkandaki sermayemizin %90'ı alkollü içecek. Kimse gelip bizden zeytinyağı, tereyağı almıyor. Muhtemelen herkes sivil inisiyatif veya itaatsizlik yapacak kendi başına yakalanmadan. Bir şekilde verecekler. Yani çünkü bunun başka bir alternatifi yok. Yani insanları resmen torbacı konumuna sokuyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Üretimi yasal olan bir şeyi, KDV'sini peşin ödediğimiz, faturalı aldığımız ürünü biz satamayacağız. Yani bu dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir örnek yok. Üretimi yasal, satışı serbest, KDV'sini, vergisini peşin almışsınız. Ama diyorlar ki yani şifayet, hayır 17 gün siz bunu satamazsınız. Gerekçe? Covid. Yani ne alaka Covid? Yani bugün herhangi bir bilim adamı çıksın desin ki evet alkolle pandemi şeyin Covid'in bir alakası var diye, ben çıkıp bugün açıklamış olduğumuz şeylerden dolayı iktidardan da özür dileriz. Yaptığımız açıklamadan dolayı da özür dileriz. Yani ama bunu açıklayacak hiç kimse yok. Bizi kendi kaderimize bıraktılar. Kendi kaderimizi tayin edeceğiz. Herhalde sivil itaatsizlik gösterip bir şekilde gizli gizli satacağız. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu cümleyi kullanmaktan bile hicap duyuyorum. Yani bu hale geldik. Torbacı muamelesi yapılıyor. Ya bugün torbacılar denilen bir tabir var. Bunu herkes bilir. Bu insanlar yakalandığı zaman bu ülkede denetimli serbestlikten bırakılıyor. Ama bizlere idari para cezası uygulanıyor. Bu idari para cezasının da alt sınırı 63 bin TL, üst sınırı 320 bin TL. Yani resmen bize anahtarınızı verin, dükkanınızı kapatın, gidin bu işi yapmayın. Şu an zaten ruhsat da veriliyor. Gerekçeler ne biliyor musunuz? Belediyelerin gerekçeleri, biz bu günaha ortak olmayız diye şifaya yazılı gerekçe vermiyorlar. Emniyet asayişi bahane ediyor. Ya bugün bir de birçok ilde tekel bayileri şehir dışına, işte tesisler nasıl dışarı alındı, işte barlar, meyhaneler, şimdi tekel bayilerini dışarıya gönderiyorlar. Ruhsat verilirken birçok bahane var. İşte apartmandan komple hepsinden izin alacaksın. Bir kişi izin vermediği zaman siz o ruhsatı alamıyorsunuz. Bir de bizim iki tane ruhsatımız var. PEPDK'dan aldığımız alkollü içki ruhsatıyla tütün mamulleri ruhsatı. Biz bunlara da ayrı ayrı harç ödüyoruz. Ödediğimiz takdirde yasal olan ve her sene bu yenileniyor. Buna rağmen düşün, yani biraz önce siz de bahsettiniz Barış Bey, alkolden alınan vergi 7 bakanlığın bütçesinden fazla olduğunu. Yani bu neyin bir rövanşı, yani ne yapılmaya çalışıyor? Gerçekten de bantelimize basıyorlar. Yani ne gerek var, yani niye, yani bunu gerçekten anlam veremiyoruz. Yani bugün hangi platformda, hangi canlı yayında konuştuysak ve Twitter'dan da takip ediyoruz, sosyal medyada, kimse buna bir anlam veremiyor, açıklık gösteremiyor. İşin garip tarafı bu işin bir de yargı yolu da kapalı. Çünkü neye göre biz dava açacağız? Yani şimdi dava açacağız ama neye göre açacağız? Çünkü maddede yok. İbare yok. Yasak nerede yazıyor bilmiyorsunuz. Yok yok, yani hiç öyle bir şey yok. Yani yasak da yazmıyor ama ferman bildirildi ya, yani bu ferman diyoruz biz buna. Yasak. Hayır efendim, fedakarlık. Ya biz niye fedakarlık göstereceğiz? Yani biz zaten 1,5 yıldır fedakarlık gösteriyoruz. Onun dışında biz bu ülkeye vergisini veren birinci sınıf esnaf grubuyuz. Ve en yüksek vergiyi veren esnaf grubuyuz. Tabiri caizse bizim dükkanlarımız artık kuyumcu dükkanlarından daha nitelikli hale geldi. Peki. Özgür Bey, çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Hem meramınızı anlattınız hem sorularımızı yanıtladınız. Çok teşekkürler. Bir kez daha geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Umuyoruz ki bir çözüm bulunur bu yayınlar vesilesiyle de. Şimdi İstanbul araştırmadan aynı zamanda bir siyaset bilimci de olan Seren Servin Korkmaz bizlerle birlikte. Birazdan da bizlerle birlikte olacak gazete duvar yazarı Berin Sönmez. Bu sefer parantezi biraz daha açıyoruz. Yaşam tarzına müdahale meselesi ki Barış Terkoğlu az önce birkaç nüansla buna değinmeye çalıştı. Seren Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Can Bey, merhabalar Barış Bey, iyi yayınlar. Aslında bu soru nasıl sorulur bilmiyorum ama şimdi yaşam tarzına müdahalenin örnekleri aslında pek yeni değil. Bu tartışmaları daha önce yapıldığını anımsıyorum. Ayran meselesi üzerinden tartışıldı, milli ve yerli içki. Tuz meselesi üzerinden tartışıldı. Gezi döneminde farklı tartışmalar yürütüldüğünü, buna benzer sloganlara girdiğini dahi hatırlıyorum. Hiç yeni değil ama yeni olmaması neyi değiştirir? Bugün 17 günlük bir tekel bağ.